Şimdi de şuraya gelelim arkadaşlar. Şu Java kod bölümünden, yani bizim şu management bean'imizden, yönetimli bean'den söz etmiştim size. Yani bir önceki derste. Şimdi de yani yönetimli bean üzerinden, yani metot ile bir sayfaya yönelmeyi görelim. Bunun için şuraya yönetimli bean'inizi, yani şu source paketinizin içine şöyle bir Java sınıfı oluşturabilirsiniz. Bakın, şöyle bir doğrudan sıradan bir Java sınıfı da oluşturabilirsiniz. Yani bu bir yoldur. Şöyle Java klası. Bakın bu da olur. Bu da olur. Yani buradan istediğiniz bir tanesini oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben size bunların yerine, hani biz şu anda Management Bean ile çalışıyoruz ya. Şu Java Server Faces, yani kategorilerden Java Server Faces'e gelip şuradan Management Bean'i seçerseniz, bakın, sizin için böyle bir şey hazırlıyor. Bakın, CSF Management Bean buna böyle bir isim verdi. Buna istediğiniz şöyle yönetimli bean de diyebilirsiniz. Yani yönetimli bean mesela. Yani böyle bir isim verdim. Şuradaki bulunacağı paket, tabii şu anda herhangi bir paket bulunmadığı için, yani paketi burada da oluşturabilirsiniz. Bunu da yani görmüş olalım. Şimdi bu paketimizin ismi, bakın bu buradaki isimlendirmeye bir dikkat. Mesela burası diyelim ki şöyle olsaydı, bakın bu kendisi onu yapıyordu. Bakın şöyle bir isim verdim. O kendisi sadece şunun ilk harfini küçültüyor. Ama istersek bunu böyle şöyle yönetimli bin diye şöyle küçük harflerle YB'de diyebilirdik, yani yönetimli bin, yani küçük harflerle. Bu da olur. Bu da bakın bean'in geçerlilik alanı. Yani request var, session var, application, view, none, yani bunlardan bir tanesini verebilirsiniz. Burası da yani verilse de olur, verilmese de olur açıklama alanı. Bakın şimdi bu haliyle bunu oluşturursanız, bu da arkadaşlar yani config olarak config'e de eklenmesini sağlayabilirsiniz. Ama tabii ki biz bunu seçmeyeceğiz. Şu haliyle bakın, şunu finish dediğimde sizin için bakın hazır bir yönetimli bin oluşturmuş oldu. Yani NetBeans'te bu kolay. Yani aynı şey o diğer IDE'lerde de aynı şekilde. Şuralarını şöyle silebilirsiniz. Burayı da silebilirsiniz. Burayı da yani şöyle sadeleştireyim diye sildim onları. Bakın ne oldu? Sizin için yani şunu oluşturmuş oldu. Şuraya yalnızca yani yönetimli bean'lerde arkadaşlar şu serializable'ı buraya bırakın. Bu sizin bilgi akta yani işinize yarayan bir arayüz. Bakın onun bulunduğu yeri de şunu, yani şunu da şu Java sınıfını da buraya yani eklemiş oldu bu sınıfa. Şu anda bakın bir tane yönetimli bean elde etmiş olduk. Bakın paketimizin de adı var. Yani ister bu isimle kullanın, İster bu isimle kullanın. Yani fark etmiyor arkadaşlar. Şurada bakın sayfa 2'ye git diye bir metot var. Burada önemli olan şey bu yönetimli bean'in bakın şu faces config'e bir kaydettirilmemiş olması. Yani niye biz onu kaydetmedik? Yani sebebi şu. Şuradaki bakın şu manager bean arkadaşlar tarafına bir dikkat edin. Sebebi budur. Yani şu manage bean anahtar sözcüğünün kullanılmasıdır. Bakın bu da geçerlilik alanı. Aynı şeyi biz burada da yaptık. Hatta burada böyle bir kısaltma isim de kullandık. Yani bunu da yani şuradaki bu sınıfın adını böyle uzun uzun yazmadık da şöyle işte iki tane karakterle YB dedik. Yani yönetimli bean. Böyle bir isim vermiş olduk. Şimdi gelelim şuraya. Sayfa 2 kontroller adındaki sınıfı, bakın sayfayı aç. Bunu yani ister böyle de kullanırdık veya da isterseniz şöyle de kullanabilirsiniz. YB deyip yani onu doğrudan kullanabilirsiniz. Ama tabii ki bunun içinde şöyle bir şeyin de bulunması lazım. Yani sayfa 2'yi aç diye bir şeyin bulunması lazım. Şöyle şu aşağıya da bırakabilirsin. Bakın burada. Şöyle bulunsaydı sayfamızın içinde bakın onu da kullanabilecektik. Bakın şu anda kullanabiliyoruz. Yani şuna hiç gerek bile yokmuş demek ki. Yani ben sadece görmenizi istedim. Hani bir nasıl oluşturuyoruz onu bir görün dedim.
Şunu seçerseniz böyle güvenli bir şekilde onu silecektir arkadaşlar. Yani silsin. Evet. Şu Faces Config'e geldiğimde bakın yani yönetimli bin ile ilgili bir kayıt falan yok. Yani burada yani yönetimli bin'in her şeyini şurada halletmiş olduk arkadaşlar. Şurada halletmiş olduk. Burada yani kendimize ait bir metot var. Bu metodun geriye dönüş değerine çok dikkat edin. Bakın sayfa 2. Sayfa 2. Burası önemli. Yani bakın şu metodu burada çağırdığımda şu action tarafını arkadaşlar aslında sayfa 2 yazıyor. Bakın şu metot çağrıldığı zaman şuraya sadece bu geliyor. Sayfa 2. Ama işte action tarafı bu ya. Bakın ne oldu? Şu üsttekiyle aynı olmadı mı bu şimdi? Bakın aynı oldu aslında. Bakın. Şöyle bir dikkat edin. Bakın aynısı. Hiç fark yok. Ama burada sadece bir tek farkı siz Java kod bölümünden bir metodu çağırıyorsunuz. Anladınız mı arkadaşlar? Yani Java kod bölümünden şuradan bakın şu metodu çağırıyorsunuz. Bu metotla size şu geri dönüş değerini string tipindeki şu değeri veriyor. Yani sayfa 2'yi getirip şuraya bırakıyor. Ve siz de bu sefer faces config'e gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim elimde sayfa 2 diye bir şey var. Ben nereye gideceğim? O da diyor ki sen bu sayfaya gideceksin. Hatta onu da hemen çalıştıralım. Şöyle. Nerede? Şurada bakın bizim indeksimiz çalıştırılsın. Yani son haliyle. Evet. Bakın şimdi yani bir yani yönetimli bean'le bakın sayfa 2'ye yine gittik. Buradaki arkadaşlar yani buradaki doğrudan gönderme. Bakın doğrudan göndermede şuradaki adres tarafında bakın bir değişiklik var. Bakın burada yok. Yani metotla gitmede yok ve şeyde de yok. Yani doğrudan gönderme dediğim şudur. Şurada şöyle faces redirect var. Yani onun belirtilmesi. Peki burası false olsa ne olur? Acaba olur mu öyle bir şey? Yani bir değişiklik olur mu? Bakalım hemen. Şöyle bir run file diyelim. Çalıştırılsın. Şimdi bakın. Şuna bastığında bakın burada da artık yok. Yani burada da bir değişiklik yok. Bunda da yok. Onda da yok. Yani şuradaki false değil de true olacak burası arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim yani Eclipse tarafına. Eclipse tarafında sadece bir proje oluşturduk. Bakın projede şu anda bir şey yok. Yani sadece bir CSF projesi oluşturuldu. Ve şu faces config tarafına geldiğimizde açılsın arkadaşlar. Burasında şu anda yani bir kod falan yok. Şuraya şu Finder tarafına gelelim. Bakın bir NetBeans projesinde NetBeans projesinin bulunduğu iki yere gelirseniz artık yani hangi makineyi kullanıyorsanız o projeye gelirseniz projenin içinde şu sayfaları seçip kopyalayın arkadaşlar. Mesela şimdi bir NetBeans projesini işte Eclipse'e uyarlıyoruz. Bakın. Yani Eclipse'de bu sayfalar çalışır. Hatta mesela Eclipse'deki proje bir NetBeans'de bir çalışmayabiliyor. Yani çünkü uzantısı CSF oradaki ayarları birazcık zahmetli oluyor ama o yüzden mesela XHTML olursa daha kolay bir şekilde projenizi bir yerden bir yere taşıyabiliyorsunuz. Bakın şimdi. Şunu kopyaladım. Şuraya geldim. Ha, bakın burada şu anda faces config'de de işte hiçbir şey yok. Yani şu anda içerisinde boş. Şuraya bakın şu web content'in içine şunları yapıştırıyorum arkadaşlar. Yani bir kopyala ve yapıştır oldu. Bakın sayfalarımız geldi yani. Index. Şuraya gelelim. Şu config tarafına gelelim. Config tarafında şu kuralı olduğu gibi alabiliriz arkadaşlar. Hani kopyalayıp buraya yapıştırabiliriz. Şöyle aşağıya doğru. Bir dakika yanlış olmasın. Şunu şöyle kopyaladık. Tamam. Şimdi bunu da böyle bir kaydettik. Bir de burada ne var? Yapmamız gereken yine bakıyorum.
Yani aksattığımız şu paketi de götürmemiz lazım. Burada paketi oluşturalım. Yani şu source'un bulunduğu yerde, şu Java source'un içinde şöyle bir doğrudan bakın burada hani size annotation'lardan da söz etmiştim ya. Hani management bean'lerin üstünde bulunan şey. Hani üstünde bulunan et işareti falan. Bakın o annotation'lar burada da var. Şimdi bir Java class'ı oluşturacağız ama ben onu oluşturmadan önce ya, yani burada da acaba doğrudan bir management bean var mı? Bir bakalım mı? Şöyle other tarafına gelelim. Şöyle arama yapalım burada. Manage. Bulamadık. Bean. Yok arkadaşlar. Yani burada o kolaylık yok. Yani gördüğünüz gibi. Yani bunu sadece görün dedim. Bakalım. Java web projesinin içinde bakalım. Java. Şu web. Burada onu göremiyoruz. Yani bunu sadece görmenizi istiyorum. Yani hani iki ide arasında da böyle bir karşılaştırmalı gidiyoruz. Hani kiminde ne kolay, neyde ne kolay sadece görün bilin dedim yani. Ben tarafsız olarak anlatıyorum yani ikisini de. Neyse bir tane paket alalım o paketi veya da bir tane class alalım. Neyse bir tane paket alayım öncelikle. Bunu oluşturmuş olalım. Şu anda bakın paketin içine bir tane Java sınıfı oluşturacağım veya da hiç oluşturmadan doğrudan gelip şu source klasörünün içindeki şuradaki şunun içindeki şu sınıfı olduğu gibi kopyalayabilirim. Yani bu da uygun. Şöyle kopyalayalım. Şu anda takıldı sistem. Bekletiyor. Evet. Onu da şöyle getirmiş olduk. Evet, burada ne var? Yani uyumsuz olan ne var? Bakın bir uyarı var. Uyarı gibi dikkate alalım. Yönetimli bin. Nesini uyarıyor bizim? Serialin, bakın şu serializable'ın standart arkadaşlar bir numarası var. Yani buna diyor ki bunu da buraya ver. Bakın bunu da ver. Bakın bu da Eclipse'in bir güzelliği. Yani kod olarak daha kodu stabil ve çalışan daha verimli hale getirmekte. Yani bu kelime otomatik geldi arkadaşlar. Evet bakın şimdi bu haliyle biz tuttuk bir NetBeans'teki kodlarımızı Eclipse IDE'ye getirdik. Bir çalıştıralım. Acaba çalışır mı? Şöyle. Şu anda tabii ki hangi sunucuda çalışacağımızı soruyor. Burada da bir Tomcat'le çalışacağız. Yani fark eder mi? Yani burada az önce bir Glassfish'le çalışmıştık. Şimdi de Tomcat'le çalışacağız. Bunu bir daha bize sormasın. Yani bunu aşağıda işaretliyoruz. Bir sonraki adıma geçiyoruz. Bakın daha önceden çalıştırılan projeler var burada. Şöyle. Şimdi şu kısımda çalıştıracak. Şu anda bir Tomcat'te bu uygulama ayağa kaldırılıyor. Buna da böyle ne diyorlar? Yani uygulamanın ayağa kaldırılması. Evet, çalıştırılıyor. Şu aşağıyı bir takip edin yani aşağı işinize yarar. Hani bir ne oluyor, ne bitiyor falan. Bazen bir takip edin. Bakın şu anda tamam. Buraya da geldi 3 tane. Bakın buradaki uzantıya da bir dikkat edin. İndeks JSF. Halbuki neydi sizin sayfanız? XHTML idi. Bakın JSF olarak onu görüyorsunuz. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani kod taşıma da birçok önemli. Bakın buna bastığımızda indeks. Buna bastığınızda da sayfa 2'ye gittiniz. Bakın sayfa 2 oldu. Şu sondakinde. Yönlendirmeli. Management bean'le. Bu da. Aynısı zaten. Yani fark yok. Size sadece şunu göstereyim. Şu web XML'in içinde biz şu pattern'i kullandığımız için sayfalarımızın arkadaşlar uzantısı JSF oluyor. Yani acaba arkadaşlar demiştir ya hocam biz onu NetBeans'te de yapamaz mıyız? Bakalım. Şurada bakın şu pattern'in içine şunu bırakırsak
Çalıştıralım bakalım. Ne göreceğiz? Şu anda çalıştırılıyor sayfamız. Burada öyle bir şey yemedi yani. Burada bir şey yok. Burada olmadı yani. Yani bunları niye gösteriyorum? Bilinsin arkadaşlar. Bir de acaba şunu kaldırsak hani çalışır mı diyenleriniz belki olur. Belki de ya hocam bunu olduğu gibi biz kopyalasak hani bu sayfa yapısı acaba oraya uyar mı? Bir deneyelim mi? Tamam. Hadi onu da deneyelim ve bu dersi bitirelim. Tamam mıyız? Bakın WebXML'li bütün uygulamanın tamamını ilgilendiren bir şey bu. Şöyle bir çalıştırdık. Aslında burayı şöyle yeniden şöyle de yapılandırabilirsiniz yani. Gerçi bir şey olacağından değil. Ben sadece görmenizi istiyorum. Yani bazı şeyleri görün, bilin. Böyle bir kod taşıma bir yerden bir yere nasıl oluyor? Yani bir değişiklikler nasıl yansıyor? Onları görmenizi istiyorum sadece. Evet, şimdi bir derlenme bitti. Şimdi de çalıştıralım. Ve bu dersi bitirelim. Evet, bakın NetBeans'te böyle bir şey olmadı arkadaşlar. Bir doğrudan çalıştı. Neyse, önemli değil. Arkadaşlar bir dahaki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, var olun.